hissi oluyor. Geçen şey bana göbek. Tezi verdim ya, kutlamaya geldim arkadaşlar. Birkaç arkadaşı yazdım, aradım. Dedim siz de gelir misiniz yemeğe ama unuttum tabii. Bugün saat 12 pazartesi, herkes işte. Şimdi böyle tek başıma yiyeceğim. Bunun üstünde yani peynir koyuyorlar. Çok yağlı bir şey ama çok gerçekten çok güzel bir şey. Yanında zaten tipik salata, pilav. Şönebek'teyiz. Hava bomba. Tek başımayım. Biraz kutlamam lazım. Yani İnsan bir şekilde kendisine değer vermesi gerekiyor. Bu kutlama olayını daha önceleri pek ciddiye almıyordum ama artık bayağı ciddiye alıyorum. Kafada mental daha başka bir şey yaratıyor yani. Çaprazımda masada bir tane Türk çift geldi. Yanlarında da başka birisi vardı. Şimdi gelen oğlan herhalde boşanıyorlar mı, ayrılıyorlar mı tam anlayamadım. Oğlan çok aşırı gergin. Çok şey, patlamaya hazır, bomba gibi. Kızla karşılıklı oturuyorlar, bir de küçük çocukları var yani. Ne bileyim, 2 yaşında, taş çatlasın neyse. İşte yanlarına da birisini almışlar herhalde, o adam da şey, ara bulmaya falan çalışıyor. Yani aralarını yapmaya çalışıyor, ayrılmayın gibisinden. Önce böyle fısıltıyla falan başladılar. Oğlan arada bir sesi acayip şey oluyor. Yükseliyor yani. Böyle patladı patlayacak, sağa sola o kadar agresif şey bakıyordu ki. Neyse, kızdan ses çıkmıyor. Konuşuyordu. Artık kucağın neydi bilmiyorum, duyamadım ama abi çocuk artık patladı sonunda. Bağıra bağıra nasıl yaparsın ooo falan filan, zaten çok agresif gelmişti. Bütün müşteriler, ben falan, hepimizin şey modunu düşürdü yani adam ya. Abi gerginseniz niye insan olan ortama gelip dikkatiniz dağılacak, sağdan soldan trafik geçiyor, insanlar bir yandan, yanınızda masada konuşanlar bir yandan. Sakin sakin gidin bir yere, arayı bulmaya çalışıyorsanız. Değil mi? İnsan içinde hem kendilerini rezil ettiler hem bizim. Yani ben sonuçta oraya para veriyorum. Sizin tartışmanızı duymak zorunda mıyım yani? Eviniz değil, bir şey değil. Özel alan değil. Herkes para veriyor iyi vakit geçirmek için. Allah'tan yemeğimin sonlarına denk geldi ama çocuk zaten çok agresifti. Çocuk diyorum işte benle yaşıt falan yani. Kaşlar çatık falan yani. Zaten mantaliteniz yanlış yani. O kaşık çatlar... Kaşık... Çatık kaşlarla... Çatık kaşlarla gelmişsin. Yani o kızla diyalog kurmam mümkün değil ki. Aman ya bize ne. Neyse keşke insanlar ayrılmasa ama işte küçük çocukla falan zor. Hiç kolay değil. Bakayım geniş alsam nasıl olacak? Aa, bak böyle de güzel oldu. Kendimi şeyciler gibi hissettim. Instagram'da böyle arkadaşlar, bu arada yanımda Malik doktorumuz, en değerli doktorumuz, yanında da Burak. Burak arkadaşımız. Burak. Arkadaşlar bu arada ortaya mize söylemiştik.
Malik söyledi bizim için. Sarma, cacık. Aynen. Şu cacık. Kısır. Bu ne? Onu merak ediyorum. Acılı bir pastası. Bu şey, yumurtalı bir şey mi ya? Değil. Fiş kezi var ya, hani okay. Sürmelik peynir. İçinde acı bir şey koymuşlar. Ezme, acı ezme. Bilmiyorum hangisi. Yusuf ne bu kırmızı ya? Acı ezme aynen. Acı ezme. Bu harçta Burak da. Aa Burak ben ne yedim? Yusuf. Yusuf, ben ilk kez Yusuf dedim değil mi? Aa, çok utandım şu an ya. Aman bir şey söyleyeceğim. Yusuf ne yapmıştı sonra ya? Bir şey diyeceğim. Göbek adım. Ne var ya, Hüseyin de sana yakışıyor. Asla yakışmıyor. Bu arada şey, arkadaşlar mantı ilk defa ben burada yedim. Gerçekten çok güzel ya. Yusuf almadı gerçi ama şey, ama yine Yusuf dedim o. Ben sana Yusuf'a verdiysem problem olur mu? Olmaz. Sen Köln'den buraya neyle geldin bu arada? Trenle. Daha da gelmeyi düşünmüyorum trenle. Ciddi misin? Çünkü şey... 2.5 saat gecikme vardı ve hiçbir şey yapamadım trenle. Yani 4 saatlik yolculuğu. 6.5 saat. Of. Yani 7 saate falan tamam dedik. Ne verdin? Ne kadar verdin? Gidiş dönüş 180 euro. Uçakla sadece 220 euro verir. Abi çok pahalı. Çok pahalı. Ben Koti'den ayrılacağım sen. Biz de bu tarafa doğru gideceğiz. Zeit habe, dass ich hier alle Videos weggelassen. Arkadaşlar köfteler süper oldu. Bakalım biz de ilk defa denedik. Arkadaşlar Kreuzberg'teyim. Aslında hastaydım. Şöyle çıkmayacaktım. Ama arkadaşlar ne yaptılar? Etiler beni ikna ettiler. Partili yemeğe gidiyoruz. Bir yandan yağmur da başladı. Neyse iyi oldu ya. Zaten 2-3 hafta sonra üniversitede oydu buydu. Manyak bir tempo geliyor. Bari hazır üniversite başlamamışken. Kutları dökelim şimdi de. Her yerde yol yapımı çalışması falan. Kapkaranlık olmuş. Bütün sokak. Şuradan karşıya geçeyim. Baksana yolun ortası kapkaranlık. Arkada İnsanlar falan. Ama neyse ya. Bize ne? Kreuzberg muhtarı mıyım ben? On. Niye doğ listesi? Sizin çamaşır makinesi bozuldu. Bu arada öğle yemeğini buraya yine geldim. Bu inanılmaz doyurucu bir şey. İçinde mercimek var. Ondan sonra fasulye var.
siyah et var. Kırmızı et yani, siyah et diyorum, kırmızı et. Neyse, tipik bir menü aldım. Çamaşır makinesi çalışmıyor. Bir haftadır çalışmıyor. Zaten bir hafta önce mesaj gelmişti bize. Server Tunk'tan, bina yönetiminden. Şey dediler, herkes hasta. Bir şey olursa, binayla ilgili problem olursa bizi aramayın. Çünkü çalışacak eleman yok herkes hasta. Şimdi çamaşır makinesinin olduğu yere de bizim alt katlı çamaşır makineleri. Orada kilit atmışlar, şey diyorlar, ocağın ortasına kadar falan çalışacak. Eleman bilmem ne çalışacak için kendimize başka bir şey bu. Bakacağım. Şimdi işim gücüm yok, dünya kadar işim var, alacağım bir de çamaşırları şeye, neyse, çok şikayet etmeyeyim, yemeye başlayayım.